yok akordun. Tekrar kodlan, yok tam bil. Sana dünya yok akordun. Tekrar kodlan, yok gerçek. Sana el çantalarınızı otobüse yanınıza alabilirsiniz. Geri kalanları da buraya koyun çocuklar. Ya biz yokken sana saldırırsa ne olacak? Bütün hafta program üzerinde çalıştıktan sonra sanırım bir hafta sonunu hak ediyoruz, değil mi? Hem bu birlikte ilk kez kampa gidişimiz olacak. Sizin programından bahsediyorsunuz böyle. Alita, Sigit'in koruma kalkanlarını artırabileceğimizi düşündü ama henüz daha test etmedik. Siz inanılmazsınız. Yani biz ev ödevlerimizi yeterince yapmasak da... Neler oraya, dinlemiyor musun? Çantanı bagaja koyman gerek. El çantalarını alabileceğimizi söylemiştin. Bak taşıyabiliyorum. Sisi, onlarla ne yapıyorsun ha? Bunlar benim valizimcim. Yanına yalnızca gerekli bir valiz alabilirsin. Şimdi yürü ve bütün bunları odana bırak hemen. Amacım parti elbisem, ayakkabılarım ve makyaj malzemelerim. Onlarsız bir yere gidemem ve de fört makinem. Dinle Elizabeth, bu bir kamp yolculuğu ve yalnızca 2 gün sürecek. Bisikletini de evde bırak. Müdür babama okul gezilerinde spor faaliyetlerinin yasaklandığını söylememi ister misiniz? Tamam ama makyaj gereksiz. Şaka ediyorsun oğlum. Ne var? Biz dışarıda temiz hava alırken kiviyi nasıl odada bırakabilirdim? Kapanmaktan bahsetmişken Yumi bütün hafta sonu sınava çalışacak. Bir değil, bugün 2 sınavım var. Çok şanslısınız. Keşke sizinle otobüste olsaydım. Seni yalanlamak isterdim ama yanımızda cidden şanslı bir köpek var. Kimden bahsettiğimi biliyorsun. Demek acı çekme mevsimi başladı. Sonra konuşuruz. Teşekkür ederim Ulrik. Sisi. Elizabeth, şu makyaj malzemesini hemen kaldır. Emniyet kemeri böyle işler için değildir. Hı? Şş, sessiz ol kivi, yoksa yerini öğrenecekler. Birileri suçlu gibi görünüyor. Onun içinde ne var söyleyin bakalım. İçinde mi? Yolculukta lazım olacak şeyler. Mesela... şuna bakın. Bu herkesin kampüsün etrafında koşuştururken gördüğü o köpek olmalı herhalde. Otobüse gizlice binmiş. Sen de gidip ona bir tasma aldın değil mi derler Robbie'ye? Hayır, yalnızca tesadüf. Çok uzak bir kuzenime ait olmalı. Bir sürü Delerobia var. Çok yaygın bir isim. Tıpkı Morales gibi. Hemen kes şunu. Okulla ilgili her yerde hayvanların olması yasaktır. Bu harika çünkü şimdi okulda değiliz değil mi Cip? Benimle oyun oynama Delerobia. Suç üstünde yakalandın. Okula geri döner dönmez müdürle bir görüşmen olacak. Lütfen sessiz olun. Bu sınav için tek ihtiyacınız olan sivri bir kalem, mantığınız ve konsantrasyon. Çok şanslısın. Bir bilgisayar programı için bu çocuk oyuncağı. Matematik testiyle oyuncağın ne alakası var? Bekle. Yavaşla. Size ona tasma takmayın demiştim. Öyle mi? Peki ya diğer çocuklardan birini ısırırsa? Hı? İşte geldik. Burası hafta sonu boyunca bizim evimiz ve laboratuvarımız olacak. Bitki severler için bulunmaz bir yer. Cennet bahçesine gerçek bir yolculuk. Kısacası bu bölgedekine benzemeyen bir ekosistem. Şu an ona bakıyorsunuz. Bu mikroskobik adanın neresinde kamp yapacağız? Eğer küçük olduğunu düşünüyorsan oraya gidene kadar bekle. İşte bundan korkuyordum. Buradan sinyal alamıyorum. Süper bilgisayara giriş yapamıyorum. Merak etme, ben hala telefon edebiliyorum. Yumi'ye söyleyeceğim. Eksi x'in faktöriyeli doğru cevaptı. Yine düşük bir not alacakmışım gibi görünüyor. Burası cehennem. Cennette her şey yolunda mı? Pek değil. Jeremy bilgisayara ulaşamıyor. Lyoka'da ne olduğunu görmek için düzenli olarak kontrol etmelisin. Şaka yapıyor olmalısın. 5 dakika içinde zorlu bir Fransızca sınavına gireceğim. Alo? Alo? Bu kadar kesildi. Ama sanırım beni anladın. Emin misin? Acele et Yumi. Geliyorum ve tuvalete gideceğim de. Çadırlarınızı dikkatlice kurmayı unutmayın. Çünkü kurmazsanız en küçük rüzgarda puf diye uçar. Bu bana Meksika yakınlarındaki tepede yaşadığım zamanları hatırlattı. Jim, şimdi bunun zamanı olduğunu sanmıyorum. Ne kaçırdığınızı bilmiyorsunuz Susan.
Neyse, sizden işe başlamadan önce çadır yapımıyla ilgili bilgileri okumanızı istiyorum. Tabii kendinizi sabah nehirde bulmak istemiyorsanız. Hadi bakalım. Bu şeyi kurmayı biliyor musun? Evet, hiç sorun değil. Yalnızca bilgileri oku ve yardım gerekirse seslen. Ha, çok teşekkür ederim. Ulrik, düşündüm de belki çadırlarımızı yan yana kurabiliriz. Böylece gece konuşabiliriz. Üzgünüm sesi. Kampa dedikodu yapmak ya da elbiselerden bahsetmek için gelmedim. Uyumayı tercih ederim. Hey Sisi, ben çadırımı seninkinin yanına kurmaktan mutluluk duyarım. Elbette Hör. Gerçekten mi? Bu inanılmaz. Harika. Bu arada senin çadırın nerede? Tam burada. Kurduğun zaman bana haber verirsin. Bağlantı olmadan yapabileceğimiz bir şey yok. Tamamen işe yaramaz. Umalım da sana bu avantajı kullanmasın. Sakin ol Jeremy. Yumi işleri evde kontrol ediyor. Tamam, bir bakalım. Bu çiçeğin adı Campanula insularis. Sadece bunun gibi küçük adalarda yetişir. Etraftaki su sayesinde uçullardan korunur. Söyleyin bakalım, göl kurursa ne olur? Eve yürümek zorunda mı kalırız? Açık pencere ya da aktif kule yok. Fransızca sınavından F'den daha yüksek bir not almalıyım. Olamaz, sanırım bu o. Hala bağlantı yok. Bunlar terk edilmiş bir adada falan mı? Bu kadar çeşitli Campula insularının olmasının sebebi nadir bulunan bir kelebek çeşidinin onu tozlaştırması. Ben neyin bu kadar komik olduğunu anlamadım. Eğer bir yerde su yoksa tekne neye yarar? Hey, bu gölde çok fazla kirlilik var. İmdat! Acele edin Jim, bayan Hart! Bir şok geçirmiş ama hala nefes alıyor. Gölde bir şey vardı, siyahtı. Nicholas'a bir yıldırım gönderdi, sonra da bu oldu. Bu bir elektrik çarpması olmalı. Daha önce de görmüştüm. Ben kebek ormanındayken... Jim, bu kadar konuşma yeter. İşe yara ve gidip ilk yardım setini getir. Getiriyorum Susan. Basit bir çarpma değildi. Çok daha büyüktü. Efendim, burada gerçekten büyük tehlikedeyiz. Hayır, endişelenecek bir şey yok Jeremy. Böyle şeyler olur. Nicholas iyileşir. Olduğunuz yerde kalın. Ben gidip bakacağım. Ambulans. Susan. Neler oluyor burada? Ne yapacağımı bilmiyorum. Jeremy, cevap ver. Bir şekilde fabrikaya dönmenin yolunu bulmalıyız. Adanın etrafında bir elektriklenme olduğu kesin. Belki bir şaşırtma yapabilirsek buradan kaçabiliriz. Tamam, biz Yumi ile bağlantı kurmaya çalışırken siz de o işi halledin. Keşke bir antenimiz olsaydı. Tamam, ne kadar büyük olsun? Sakin olun. Göldeki bu şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama size beklemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü benimle karşılaşmak zorunda. Kıvılcımlar uçuşmaya başlayacak. Aslında zaten her yer parlıyor. Neyse, siz ne dediğimi anladınız zaten. Ve şimdi ilk olarak Bayan Hart'a yardım edeceğiz. Susan. Susan. Bir şeyler söyle Susan. Jeremy, tam zamanında. Dinle, burada bir adada bir su yaratığıyla kaldık.
Kıyıya yaklaşan herkese elektrik veriyor. Sende bir şey var mı? Yardıma ihtiyacım var. Aktif kule çok iyi korunuyor ve skit enerjisinin çoğunu kaybediyor. Lütfen yardım edin. Daha çok yaşam puanı var mı? Eğer böyle giderse çok yakında hiçbir şey kalmayacak. Dinle, başka seçeneğimiz yok. Hazır ya da değil programı test etmeliyiz. Yumi yanında yazacak bir şey var mı? Sana yapman gerekeni anlatacağım. Fransızca sınavım olduğuna göre bir kalemim olmak zorunda. Devam et, anlat. İlk defa birinin bu kadar tepkisiz olduğunu görüyorum. Ona suni solunum yapmalısınız. Evet, suni solunum elbette. Kim? Eğer biraz daha yakınıma gelirsen bu senin dünyada yaptığın son şey olur, tamam mı? Bak, onu iyileştirdim. Evet, şimdi kalkanlardaki enerjiyi saldırı olan kısma geçir. Soldakine. Yok, diğer soldakine. Jeremy, bütün bunlar da ne olur? İşe yarayacak mı? Bunu tek başına başaramaz Arita. Jeremy, hazırız ama Arita'ya ihtiyacımız var. Yumi, diğerleri fabrikaya gelmeye çalışıyor. Sen Lyoko'ya girmek için gerekenleri yapsan iyi olur. Anlaşıldı. Daha iyisiniz değil mi? Evet, kesinlikle. Evet, hepiniz kötü bir şok geçirdiniz. Jim! Tamam, bakalım sorun neymiş? Yardım et Jim, köpeğim! O tehlikede! Hı-hı. Bu savunmasız hayvana yalnızca sen yardım edebilirsin Jim. Tamam, seni duydum. Olayı abartma derler Obi'ye. Şuraya bak! Ha? Olamaz. Bu köpek nasıl oldu da oraya gidebildi? Botta oynuyordu ve birden rüzgar esti ve onu sürükledi. Oh Jim, kimimi kurtar. Tamam ama sen burada kal, anladın mı? Tamam kuçu kuçu, Jim amcana gel. Hadi buraya gel. Seni kıl yuma, buraya gel. Ama bu sensiz Ulrich Stern. Hemen geri dön. Stern, sizden ben sorumluyum. İkiye bir. Evet. Ayakkabılarım var benim. Birazcık acıdı sanırım. Hızlı gidebiliyorum. İşte oldu. Buranın biraz temizliğe ihtiyacı var. Hem iyi hem kötü haberlerim var.
İyi haber Alita kıyıya çıktı. Benim iyi haberimse sonunda süper bilgisayara bağlanmayı başardım. Kötü haber bizim siyah yapışkan canavarımız ortalarda geziniyor. Yenemezsiniz ana, duydun mu beni? Yemin et. Yemin ederim. İyi cevap veriyorum. Hala fikrini değiştirebilirsin benim. Şaka mı ediyorsun? Nasıl hissediyorsun William? Zana ve canavarlarını alt etmek için hazırım. Program neredeyse tamam. Skid için umut var mı? İşte bu. William. William, dinle beni. Bak, dinle. Başladı. Programımız çalışıyor. Yumi, nasılsın? Alita, sonunda. Fazla dayanamayacağım. Bana gecikmeli transfer için zaman ver. Birazdan oradayım. Ah!
çocuklar, acele edin. Şuradaki antene koşun. Bu bizim para tonerimiz olacak. Gerçek William geri gelmişti. Onu bir gün eve döndüreceğiz. Elektrik boşalması çok yoğun. Topraktaki yayılma faktörüne karşı büyük bir yoğunlaşma gösteriyor. Birazdan kritik bir artışa ulaşacaklar. Bu yaklaşık 7 dakika sonra gerçekleşecek. Ya! Yani 7 dakika içinde adadaki her şey büyük bir ızgaraya dönüşecek. Ha? Franklin, Alita geçmişe döndürme programını hatırlar mı? Devam et Yumi, geçmişe dön. Hemen. Birkaç saniye içinde kuleleri aktifleştirerek kalkanı yeniden yükledim. Bu da Skid'i kurtardı. Biz yokken bunları mı yaptın? Ne eğlenceli hafta sonu. Her neyse, işe yaradı değil mi? Ama sürekli kullanabilmek için daha çok enerjiye ihtiyacı var. Hey, nasıl oldu da birden bu kadar sakinleştin Einstein? Sana saldırısı artık seni korkutmuyor mu? Hala korkutuyor. Ama o aynı hatayı asla ikinci kez yapmaz. Alita ve ben bütün hafta durmadan çalıştık ve tek istediğimiz birazcık dinlenmek. Tamam mı? Durumu anladık. Hey, bu sefer kimi ne yaptın? Bir köpeğin hayatının ne anlama geldiğini bilen birini buldum diyelim. Haydi Kiwi, sınava gitmeliyim.